Türkiye Mamo Ana Haber Bülteni'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz Hanzo'nun hikayesi arkadaşlar. Blizzard'ın yeni oyunu biliyorsunuz ki Overwatch'un en önemli kahramanlarından biri Hanzo. Gerçek ismi Hanzo Shimoda. Yaşı 38, mesleği suikastçı. Eğer birazcık merak ediyorsanız Overwatch'u Portal üzerinden bu ilginç Hanzo karakteri açıp bir bakın dedim. İkinci olağanüstü haberimiz ise Kingdom Online'ın Steam'e adım attığı arkadaşlar. Kingdom Online diğer tüm oyunlar gibi Steam'e adım atıyor. Şu an Greenlight sürecinde hemen girip oy kullanabilirsiniz. Yulgank 2'den şok bir haber geldi arkadaşlar. Yulgank 2'nin yayıncı firması değişti ve Plus One Games oldu. Uzun süredir sessizliğini sürdüren Yulgank 2 sonunda yepyeni bir yayıncıyla karşımızda oldu. Olağanüstü bir haber daha karşınızda. Call of Duty Heroes artık akıllı telefonlarınızda arkadaşlar. Bundan önceki ilk mobil oyunuyla büyük bir çıkış yaşayan Call of Duty, yepyeni oyunu Call of Duty Heroes'la artık cep telefonlarınızda. Divine Soul açık beta sürecine giriş yaptı arkadaşlar. Hepimizin uzun süredir beklediği MMORPG Divine Soul Steam üzerinden indirebileceğimiz üzve açık beta'ya giriş yaptı. Portal üzerinden girip linklere tıklayabilirsiniz. Buna ek olarak World of Warcraft 10 milyon aboneye ulaştı arkadaşlar. 13 Kasım tarihinde yayınlanan 5. genişleme paketiyle hepimizi mutluluktan mutluluğa boğan World of Warcraft 10 milyon aboneyle karşımızda oldu. Evet arkadaşlar, MMORPGs RIP Final Bullet sonunda açıldı. JoGame yayıncılığını üstlendiği MMORPGs Final Bullet artık bizlerle istediğiniz gibi oyuna giriş yapıp deneyebilirsiniz. Buna ek olarak Nexon uzun süredir gizli tuttuğu oyunu açığa çıkardı. O oyun ne siz çok iyi biliyorsunuz. Ghost in the Shell artık yepyeni videolarla karşımızda. Merak edenler portal üzerinden lütfen videolara göz atsınlar. Yeni bekleri nasıl olmuş arkadaşlar? Bence güzel olmuş. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sansar Salvo Kingdom Online'da arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde Kingdom Online'da görüldü Sansar Salvo. Böyle fotoğraf çektirmeler falan filan. Neden olduğunu çok merak ediyoruz. Dark Orbit'teki Mustafa Tapaloğlu faciasından sonra acaba Kingdom Online'da da Sansar Salvo faciası mı yaşanacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Ve olağanüstü bir haberle daha karşınızdayım. Kingdom Online 4000 liralık online beta turnuvası gerçekleştirecek arkadaşlar. 25 Kasım'da beta'ya girecek olan Kingdom Online başvurularını da 25 Kasım'da sona erdiriyor. Evet arkadaşlar, bugünlük Türkiye Mamo ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bıyıklarım düşmeden gelirsek iyi olur. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye Mamo ana haber bültenini takip etmeyi unutmayın.